Bursa'nın ipeği zaten meşhurdur bildiğiniz üzere. Ama ipek kozalarının elimde olmasından anladığınız gibi yanımda bir ipek ustası var. Kendisi kazaz. Ben bu işi yapan insana kazaz dendiğini ondan öğrendim. Mehmet Bey'e soracağım. Bu atölyede neler yapılıyor? İpek hepimizin çok sevdiği ve tenimize değdiğinde inanılmaz huzur bulduğumuz kumaşlardan bir tanesidir. Ama bunun yapım aşaması da ben bu program vesilesiyle bir iki yerde görmüştüm fakat o kadar güzel bir atölyeye denk geldik ki, tarihi bir atölye. Hepsini ona sorup öğreneceğim. İpeğe dair aşkımız biraz daha artacak gibi bizim bugün. Mehmet Bey hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Bulunduğumuz mekan 1810 yılında kurulmuş Osmanlı ilk fabrikalarından bir tanesidir. Hı hı. Tabii ilk önce şunu söyleyeyim. Üstad demiş ya, her şehir yaşıyor, her şehir yaşıyorsa bir ismi var. Hı hı. Eğer ismi varsa o zaman bir de soy ismi olması lazım. İstanbul'un soy ismi nasıl Boğaz'sa, İzmir'in soy ismi nasıl Ege'ysa, bizim şehrimizin adı, Bursa'mızın soy ismi de İpek'tir. Ya evet, doğru söylüyorsunuz. İpek gerçekten bir şeydir, öyle. Yüzyıllardır. Dediğim gibi bulunduğumuz mekan 1810 yılında kurulmuş. Burası tabii harabeydi, Osmanlı'dan kalma bir binaydı. Biz aslına göre uygun bir şekilde tadilatını, restorasyonunu yaptık. Şimdi aynen. Önümüzde bir böyle fukur fukur kaynayan bir suyumuz evet. Var, bir düzeneğimiz var Mehmet evet. Bey. Benim bunlara dair hiçbir fikrim yok. Tamam. Böyle kısaca da olsa anlatsanız bir nasıl çalıştığını göstersek olur mu? Şimdi Bursa'da sanayinin sesi dahi yokken evlerde Osmanlı zamanında bu makineler kullanılıyordu. İpek imalatı yapılıyordu. Normalde iki kişi çalışır bu makinede. Adı tepme mancınıktır. Ayakta teperek çalıştığı tepme için. Tepme mancınık. Ayakta teperek çalıştığı için evet. O ismi almıştır. Basit bir işlem var. Kozayı içine atıyoruz, serisini çözüyoruz, sonra uçlandırıyoruz. Uç taktıktan sonra çark çevirmeye başladığımızda ipek imalatına başlıyoruz. Şimdi yapalım isterseniz. Hadi bir prova. Deneyelim. Ben hadi ilk bakalım. Kez tamam. Bir kozanın nasıl açıldığını ve nasıl ip haline geldiğini canlı canlı ilk kez görüyorum. Şimdi ilk önce bunu söyleyeyim. Ben bu konuda da çok hassasım, çok üzülüyorum. Hiçbir zaman canlı ipek böceği kozası sıcak suyun içine atılmaz. Bunlar çok daha önce ölmüş ve kurtulmuş olması lazım. Buradaki sıcak suyun esprisi şu, onu da söyleyeyim. İpek böceği kozasını örerken ipek böceğinin içinde 3 tane tüp vardır. En alt bir atalım kozayı. Tamam. Aynı zamanda anlatayım. Eğer ipek böceği sağlıklı beslendiyse, hastalanmadıysa, istediği ısı, ışık, rutubet doğru ve zamanında verildiyse her kozanın üzerine ortalama 1500 metre kadar bir ip bırakır. 1500 aynen. Metre yani şu küçücük topun aynen. Üzerinde 1500 aynen. Metre aynen. İpek böceği evet. Kendi şeyini sarmış. 140 İpi. Gram kuru kozanın ipiyle dünyayı bir tur atabilirsiniz yani. Ya 140 gram muhteşem bir bilgi bu. Yani o beğenmediğiniz o ipek böceği bu kozanın aynen. İçindeki minnacık ipek böceğinin kerametine bakar mısınız? Şimdi, gelin de bu doğaya aşık olmayın. Ben size yine bilgi vereyim bu arada bunlar çözülürken. İpek böceği lifi aynı kanattaki çelikten 7 kat daha sağlamdır. İpeğin kurşun geçirmez özelliği vardır. Bunu ilk tarihte Cengiz Han keşfetmiştir. Kurşun askerler, geçirmez. Tabii. Askerlerine devamlı savaş alanında oktan korumak için ipek kıyafet giydiriyordu. Bunun yanında hala mesela payitahtta Osmanlı'nın giymiş olduğu kaftanlar var. İpek evet. Kaftanlar vardır ok geçirmeyen savaş alanında giyerlerdi. Onlar da ipekten yapılmıştır. Onun için işte ipek deyip geçtiğimiz aynen. Şeyin aslında hayatımızda nelere vakıf olduğunu hele ki benim için en enteresan bilgi bir şu uzunluğu o tek bir ipek böceğinin kozasında sardığı uzunluk bir de kurşun geçirmez olması yani ipek dediğiniz şey nedir ki bir ip diyorsunuz kopardığınız anda gider diye düşünüyorsunuz ama hayır öyle değil. Şimdi Mehmet Bey istediğimiz zaman geçti. Başka bir işleme geçiyoruz. Elinizde farklı geldi. Bir şey var. Serisini çözdük. Serisini parçalandı. Bir kısmı suya karıştı. Bir kısmı da parçalanmış halde kozanın üstünde. Hani kozaya sertlik veren madde. Aha. Bundan sonraki aşamamız uçlandırma. Şimdi uç bulma süpürgemiz var. Bunun geleneksel adı kamçı süpürgesi. Aha. Birazdan yapacağımız işleme kamçı çalma deriz. Süpürgemizi alıyoruz. Kozaların üstüne vurmak şartıyla bu şekilde uçlarını yakalamaya başlıyoruz. Bunu sen yap bakalım hadi. Madem hadi bunu da yapayım. Artık tabii. Buraya kadar gelmişken önünden başla. Önünden başla. Süpürgeyi şöyle tutacağım. Nasıl? Bak şöyle. Ha şöyle. Tamam. Şöyle. Şöyle. Elini yakmadan. Tamam. Aynen. Vur. Azıcık daha sert. Bravo.
Tamam ya, bana çırak lazımdı, buldum ben. Tamam, oldum ben arkadaşlar. Beni burada bırakın, siz yola develerle devam edebilirsiniz. Ha, şu şöyle bunu aynen, bırakması aynen, gerekiyor aynen. Değil mi? Uçtanı yakalıyorsun şu anda. Kaldır bakalım süpürge, neler yaptın? Gördün? Ay Allah'ım, farkında olmadan ne güzel işler yapıyorum ya Rabbim. Demek ki farkına varsam bu kadar iyi olamam. Tamam ya, sen peştemalak ettin. Ettim mi? Haftaya bizim şeyimiz var. Peştemal bağlama törenimiz var. Ahilikte ustaya olması için peştemal bağlayacağız. Ha, bana direkt peştemal deme başladı. Direkt peştemalı bağlayalım. Hamilik artık yakinimdir diyerekten peştemali kapmışımdır. Çok enteresan bir işlem ya. İpeklerini de çaldık şimdi. Hemen hemen bütün uçları yakaladık. Kozaları yakaladık. Süpürgemizden ayırıyoruz. Tamam. Şimdi asıl mevzuya geldik. Asıl mevzuya geldik. Uçlandırdık. Hazırlandı her şey. Şimdi kamçıyı aşağı düşürme evresi var. Kaldırdık havaya. Hepsi geldi. Bu şekilde kozalar aşağı düşecek. Ve ipler? İpler elimizde kalacak. Elde kalıyor. Şimdi ilk çıkan ipler bak pürüzlü. Aa evet, sonrası. Biz pürüzlü ip istemeyiz. Aha. Onun için pürüzsüz ipleri elde etmek için bu sağımı biraz daha yaparız. Aha. Sağımı yaptıkça alttan ana bedenleri yakalarsınız. Ana bedenler gelmeye başladıkça pürüzler ortadan kaybolacaktır. Bak evet, daha da gitgide evet pürüzsüzleşiyor. O kadar inceldi ki ip. Deniz kızın saçı gibi oldu. Ya çok güzel. Saç kılından dahi ince. Aynen. Şimdi istediğimiz pürüzsüz ipi yakaladık ve bir şey imal edeceğiz. O bir şeyi imal etmek için de karar vermemiz lazım. Yani ilk önce halı mı yapacağız bundan, kumaş mı yapacağız? Ona göre bir kalınlık lazım bize. Tabii. O kalınlığı elde etmek için biz koza sayısı kullanırız. Yani anladım. Biraz kalın ip yapalım. Ne yaptığımız hem gözüksün. Aynen öyle gözüksün hocam. Doğru söylüyorsunuz. İstediğimiz gerçekten çok ince. Şu an kamera bunu ne kadar görür bilmiyorum ama muhteşem oldu. Dizi dizi hepsi. O karışıklıktan eser yok, öyle söyleyeyim. Şimdi çalışmak istediğimiz kalınlıksa bedenden kopartıyoruz. Tamam. Bedenden koparttık. Bunu da kenara koyalım. Şimdi burada bir kılavuz gözümüz var. Hı hı. Baştan kılavuz gözden geçiriyoruz. Kılavuz gözden geçirip de ipeği çekmeye başladığınızda ipek gelir. Ama ipek burada şerit halinde gelir. Biz şerit halinde bir ip istemeyiz. Sindirik bir ip isteriz. Hı, yuvarlak olması lazım. O sindirik ipi de elde etmek için burada bir makaramız var. Baştan makaranın üstünden geçirip alttan gelen belinin arkasından öne aldığımızda ucu burada bir büküm olur. Bu büküm. Bir mekanizma oluşuyor orada adeta. Kendi kendine çalışır. Buradan çıkan ip artık istediğimiz sindirik ip olacaktır. Tamam. Daha sonra vargele takarız. Vargelin buradaki görevi ipeğin çarka akımı esnasında. Gel Murat gel. Homojen Murat şimdi gelsin hocam, bu kısmı da görsün. Dağılmasını sağlamak. Daha sonra çarkımıza bağlarız. Çarkımız çevirmeye başladığımızda burada ipeğimiz oluşmaya başlayacak. Ben sizin yanınıza geliyorum şöyle. Bak burada ipeğimiz oluşmaya evet, ipek. İşte efendim. Çark dönüyor ve... İmalat başlayacak. İmalat başladı. Şimdi ipeğimizi hemen hemen imal ettik. Evet. Bundan sonraki evresi ipeği buradan çil haline alıyoruz. Gene aynı şekilde elle büküme geçiriyoruz. Aha. Orada 680 yıl önce... Yine yerimi değiştirdim hocam. Şunları evet, artık... bunu büküme götürüyoruz. Bu da 680 yıl önce Osmanlı'nın kullanmış olduğu büküm makinesi var. Devdah diye. Hı hı. O da enteresan bir makinedir. Bildiğin ipeğe benzemez. Çünkü serisim maddesi var. Bundan ipeği ayrıştırmamız lazım. Onun için pişim işlemine sokuyoruz. Pişim işleminde yaklaşık 4 saat boyunca rendelenmiş zeytinyağlı sabunlu suyun içinde ipeği pişiriyoruz. Piştikten sonra serisin çözülüyor, gidiyor. Geriye sadece fiborin kalıyor. Fiborin kaldığı zaman boya kazanından alıyoruz. Bak renk çileği al oradan. Şu. Oh. Bu da boyanmış ipek. Boyanmış aradaki, haliyle. Aradaki bakınız, farkı göreceksiniz. Bu semsert gerçekten. Bu da en yumuşak hali. Evet. Ve efendim bu kadar emeğin ardından yapıyorsunuz. Geldim hemen. Bakınız ben bu renklere bayıldım bu arada. Aynen. Çok güzel duruyor şimdi şöyle. Bu ne biliyor musun? Bu. Hah. Bu bunun paydattan aldım numunesini, şu kadar parça. Sözde laboratuvara götürdük o parçayı, analizini yaptırdık. Çözgüsünü, atkısını kaç kattan yapılmış, ne kadar ipek kullanılmış, ne kadar pamuk kullanılmış.
Hürrem Sultan'ın banyoda kullandığı peştemalın replikesi. Hocam bunu seçmem de bir işaret. Kendime de pay çıkaran da bir insan olduğum için. Ya çok güzel renkleri ama. Bir de bakar mısınız? Bu da pazarik halımıza örnek. Pazarik halılarını biliyorsunuz. Dünyada ipek halının Türk halısı olduğunu ispatlayan halılar bunlardır. Evet. Oldukça da değerli. Çok değerli. Pahası milattan, çok yüksek. Milattan önce 2500 yıllarına dayanır. Düğüm tekniğine baktığınızda bugün bizim kullandığımız çift düğüm tekniği. Yani dünya literatüründe geçen Türk düğümü dediğimiz düğüm tekniğiyle dokunmuş. Demek ki biz milattan önce 2500 yıllarında çift düğüm tekniğiyle ipek halıyı dokumaya başlamışız. Aynen. Efendim Mehmet Hocam'a çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgiler verdi. Kozanın sadece elimizde tuttuğumuz o halini bilirdim. Şimdi biraz fikrim oldu en azından. Ve severseniz her şey güzelleşiyor. Öğrenirseniz güzelleşiyor. Biz...